Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Kinetic'in Hopper isimli router'ını inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz ben Kinetic'i daha önce kanalda da 1-2 ürününü incelemiştim. Ve daha önceki çalıştığım yerlerde de Kinetic ürünlerle ilgili oldukça güzel incelemeler vesaireler yaptık. Türkiye'ye yaklaşık 2-3 yıl önce giren bir marka Kinetic. Ve özellikle böyle üst seviye ve premium ürünlerle biliniyor. Ve çok fazla ürünü yok ama olan ürünleri de gerçekten de çok kaliteli. Kinetic Hopper da bunlardan bir tanesi ve yeni gelen bir ürün bu. Şimdi daha önce inceledik. Belli bir özellik vardı. Bu onlarda yoktu. Bu modelde o var. O da Wi-Fi 6. Onun detaylarına birazdan değineceğim ama her zaman yaptığım gibi fiziksel özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Diğer Kinetic modellerinde olduğu gibi beyaz bir tasarımla geliyor. Şöyle 4 tane 5 dB gücünde antenimiz var ve bu antenler bakın şöyle düşürüyorduk az kalsın. Şöyle bu şekilde. İstediğiniz gibi şöyle şu şekilde falan bunları böyle çeşitli şekillerde ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde doğru açıyı bulup en azından biraz daha menzili arttırmanız mümkün olabiliyor. Bulunduğunuz ortamda evinizde ya da iş yerinizde. Arka tarafına baktığımızda 4 tane Ethernet girişi bizleri karşılıyor. Bunlardan bir tanesi mavi renkli tasarlanmış. Buraya bulunduğunuz yerde Ethernet bağlantısı varsa onu takıyorsunuz veya fiberiniz var mesela. Fiberi de buraya bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Cihazın aynı zamanda modem olarak kullanılabilme özelliği de bulunuyor eğer bulunduğunuz yerde fiber özelliği varsa. Yine arka tarafta bir tane reset tuşumuz var. Güç bağlantı yuvamız var. Bu arada cihazın üzerine bir açma kapama tuşu yok. Adaptörü taktığınız andan itibaren kutusundan çıkan bir adaptörümüz var. Adaptörü taktığınız andan itibaren cihaz çalışmaya başlıyor. Yan tarafı çevirdiğimizde sağ tarafta bir USB girişimiz var. USB 3.0 bu. Bir tane de function tuşumuz var. Buna böyle birkaç kez bastığınızda bir şeyler oluyor. Yani bir kere basınca bir şey oluyor. İki kere basınca bir şey oluyor filan. Ön tarafa geçtiğimizde ise karşımıza 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölüm çıkıyor. Bunlardan 5 tanesi ışıklı. Adaptörün takılı olduğunu ve enerjinin geldiğini gösteren bir bölüm var. Güç işaretimiz bulunuyor. Burada bir LED lamba var. İnternetin bağlı olduğunu gösteren, fonksiyon tuşlarının aktif olduğunu gösteren 1 ve 2 tane var. Bir de Wi-Fi'nin aktif olduğunu gösteren bir tane LED'imiz var. Yine bu Wi-Fi'nin yanında bir basılabilir bir düğme var. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar Wi-Fi'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında sol tarafında herhangi bir şey yok. Havalandırma ızgaralarımız hem solda hem sağda bulunuyor. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Detaylı teknik özellikleri açıklamada bulabilirsiniz. Kinetic Hopper AX1800 Mesh 4 Gigabit portlu Smart Switch olarak geçiyor. Bir router olarak kullanılabiliyor. USB 3.0 bağlantısı var. Wi-Fi 6 desteği var. 4 tane 5 dBi antenimiz var. 5 ve 2.4 GHz desteği var. 5 GHz için saniyede 1201 Mbit hız desteği var. 2.4 GHz için de 574 Mbit hız desteğinin olduğunu söyleyeyim. Intel QoS trafik önceliklendirme özelliği var. 256 MB RAM'imiz var. 128 MB depolama alanımız var. Ve 1600 TL fiyatının olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim kuruluma. Ürünün kurulumu gerçekten kolay. İki farklı yöntemle kurulum yapabiliyorsunuz. Bir tanesi cep telefonunuza, tabletinize işte veya hangi mobil cihazı kullanıyorsunuz yükleyeceğiniz bir Kinetic uygulaması var ki bunun kullanımı çok kolay. Kinetic ekliyorsunuz, otomatik olarak buna bağlanıyorsunuz önce. Sonra gerekli ayarları yaptıktan sonra cihaz aktif hale geliyor ya da aynı işlemi bilgisayar üzerinden, tarayıcıdan da yapabiliyorsunuz. Orada da 192.168.1.1 ya da bende mesela ben kurduğumda bende bir modem olduğu için, evde modem olduğu için mecburen 2.1 atadı buna. 2.1 IP adresinden giriyorsunuz veya my.kinetic.net adresinden girdiğiniz zaman eğer buna bağlıysanız gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Kurulumu kolay. Şimdi ürünün birkaç farklı kullanımı var. Bu ürünün en önemli özelliği Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor olması. Nedir Wi-Fi 6 teknolojisi diye soranlar olacaktır aramızda. Wi-Fi 6 yeni nesil bir bağlantı teknolojisi arkadaşlar. Yavaş yavaş da yaygınlaşmaya başladı. Şu anda aktif olarak kullanılan Wi-Fi 5'e göre önemli artıları var. Bunlardan bir tanesi tabii ki hız. Yüksek hızda data aktarımını destekliyor. Wi-Fi 5'e göre de yaklaşık 2,5 kat daha hızlı bir altyapı sunuyor. Ama Wi-Fi 6'nın avantajlı olduğu konu tek başına hız değil arkadaşlar. Farklı farklı özellikleri de var Wi-Fi 5'e göre. Nedir? AX olarak geçiyor. Biliyorsunuz Wi-Fi 5 AC olarak geçiyor. Wi-Fi 6'da AX olarak geçiyor. Wi-Fi 6'nın önemli özelliklerinden bir tanesi birden fazla cihazı kontrol edebiliyor olması. Çok rahat bir şekilde ve enerji veriminin de yüksek olması. Bu üründe Wi-Fi 6'yı destekliyor. Ürünün birkaç farklı kullanımı var olduğunu söylemiştim. Bir tanesi normal işte az önce bahsettiğim bu mavi renkli Ethernet girişli bir ucunda internet olan bir Ethernet kablosu taktığımız zaman bulunduğunuz bölgede bir kablosuz alan oluşturmuş oluyorsunuz. Bir bunu sağlıyor. Bu ürünün özelliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi evinizde ya da iş yerinizde fiber modeminiz var. Fiber modemle bunu bağladığınız zaman onundaki şifreleri alabiliyor. Şimdi ben markayla konuştum Kinetic Türkiye ile. Bana söyledikleri şey şuydu. %70 oranında yani 100 tane modemde denediğimizde 70'inde bu şifreleri alabiliyor dedi. 30'unda alamıyor. Bu şifrelerden kastettiğim yalnız şu değil. Wi-Fi şifresinden bahsetmiyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Fiber abonesi olduğunuz internet servis sağlayıcı size bir kullanıcı adı ve şifre veriyor. Siz onunla login olmanız gerekiyor sisteme. Yoksa taktığınız cihazdan internet bağlantısını alamazsınız. İşte modemler bunu sağlıyor. Bu ürünün öyle bir özelliği de var. Ben denedim. Bende olmadı. Benim evimde arkadaşlar Süper Online'in fiber altyapısı bulunuyor. Ve farklı bir markanın modemi vardı. Ben taktım. Bağlantıyı kurdum. Ama şifreleri alamadı. Böyle duruyor alamıyor. Bazı durumlarda böyle sonuçlar olabiliyormuş. Siz denerseniz belki alabilir. Bunu almanın farklı yöntemleri var. Kullanıcı adı ve şifrenin. Ama işte sanal makine kurmanız lazım. O portları sinif etmeniz lazım falan. Bayağı teknik bir şey bu. Teknik bilgi. Hatta benim bilgimin de ötesinde bir konu bu birazcık. Açık söylemek gerekirse. Ama bu modem kendi kendine alabiliyormuş. Fakat bende çalışmadı. Ama çalışan örnekler olduğunu Kinetic Türkiye bana söyledi. Siz denerseniz bakarsınız arkadaşlar. Şimdi bu ürünün bir diğer özelliği mesh sistemine destekli olması. Zaten Kinetic'in bütün ürünleri destekliyor bu arada. Sadece Hopper için söylemiyorum bunu. Diğer bütün ürünü destekliyor. Marka bana bir de Sprinter isimli ürününü göndermişti. Onunla beraber ben bunu kurdum ve çok güzel bir şekilde mesh oldu. Mesh nedir diye belki merak edenler vardır. Evinizde bir ağ kuruyorsunuz ve bu kurduğunuz ağda siz hareket ettikçe yani başka bir odaya geçtiniz, başka bir işte üst kata indiniz, alt kata çıktınız vesaire bunlar yaptınız diyelim ki internette herhangi bir kesintisiz bir şekilde o cihazdan bu cihaza otomatik olarak bağlanıyor. Bu arada Sprinter de Wi-Fi 6 desteğine sahip. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Eğer hani buna siz bir Wi-Fi 6 olmayan cihaz bağlarsanız o zaman Wi-Fi 5 teknolojisiyle hizmet vermeye devam edecek. O yüzden Wi-Fi 6 olması önemli. Onun altını çizeyim. Tabii Wi-Fi 6'da şöyle bir durum da var tabii ki arkadaşlar. Wi-Fi 6'nın hızını ve fonksiyonlarını ve faydalarını görebilmeniz için kullandığınız cihazların da Wi-Fi 6'yı destekliyor olması lazım. Yani telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın veya hangi cihazı kullanıyorsanız o cihazın Wi-Fi 6'yı destekliyor olması lazım ki bu performansı yaşayabilirsiniz. Ama şöyle bir güzellik fark ettim arkadaşlar ben. Bu cihazları kurduğum andan itibaren eğer buna bir şekilde herhangi bir cihazdan bağlandığımda, mobil cihazdan bahsediyorum tabii burada, Wi-Fi simgesinin yanında bir tane 6 rakamını gördüm. Yani Wi-Fi 6 olduğunu gösteriyor. Diğer Kinetic ürünlerinde olduğu gibi bu üründe de bir Kinetic OS yazılımı var. Bu arayüzü kurarken zaten size şunu soruyor. Ben burada diyor otomatik güncellemeleri açayım mı diyor. Bunu açmanızı ben öneriyorum. Çünkü neden arkadaşlar? Yazılım otomatik olarak güncellesin. Modeme yeni bir yazılım geldiği zaman otomatik olarak güncellemesini yapsın. Hatta onun saatini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. Çünkü bu yeni güncellemeyle yeni özellikler de kazanabiliyor ve daha güvenli de arttırılmış bir modem, router ya da benzeri bir cihaz oluyor. Ki Kinetic bunu otomatik olarak yapıyor. Ben hatta ilk kurduğumda bir güncelleme de geldi. Hemen de onu yükledim. Daha güvenli bir şekilde kullanmaya başladım. Modemin arayüzü çok kullanışlı ve çok basit bir şekilde tasarlanmış. Temel ayarlarla yapmak istiyorsanız onları yapabileceğiniz birçok menü var. O menülere girip hemen hızlı bir şekilde ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama ben mesela biraz daha fazla bilgiliyim. Biraz daha hani ben bu işlerden anlıyorum. Network uzmanıyım falan dediğiniz zaman da sizin için de bir sürü ayar var. VPN kurabiliyorsunuz. Kendinize özel çeşitli DNS'leri modem üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Her bir cihaza belli bir band genişliği vermek, misafir ağı oluşturmak vesaire gibi birçok özellik yine arayüzden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunların bir kısmını mobil tarafta da yapabiliyorsunuz bu arada. Bu da çok güzel. Ve uzaktan da bunlara görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Dışarıdan bağlanıp bu modemle ilgili ayarları görebiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Misafir ağınızı kapatabilirsiniz veya farklı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bu özellikten çok beğendim. Özellikle arayüz çok basit. Türkçe zaten. Birçok ayarında yapabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi eğer çok bilgili bir kullanıcısınız, sizin için de bir sürü şey var. Ortalama bir kullanıcıysanız da size de yapabileceğiniz birçok ayarı bu arayüzden, bu ana menüden görebiliyorsunuz. Kinetic Hopper'ın üzerinde bir de USB bağlantısı var dedik. Peki buraya ne takılıyor? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. Buraya arkadaşlar yazıcı bağlayabilirsiniz. Tabi bunun uyumlu olması gerekiyor. Her yazıcı için olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Onun listesi Kinetic'in internet sayfasında var. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca USB bellek veya disk bağlayabilirsiniz. O zaman ne oluyor? Ağa bağlanmış bir diskiniz oluşuyor. Oraya döküman atma veya oradaki dokümanları görme gibi işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Ağ üzerinden o da çok güzel. Ayrıca USB modem bağlayabiliyorsunuz. Bu operatörlerin USB modemleri var biliyorsunuz. Onları bağladığınız zaman bu ürünü, bu Hopper'ı arkadaşlar portatif bir router olarak da kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir detay. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Fonksiyon tuşu var dedim. Bu fonksiyon tuşu arkadaşlar farklı şekillerde kullanılabilir. Ve siz bunları az önce söylediğim bir menü var dedim, bir arayüz var dedim. O arayüzden değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli seçenekler var. Yani şuna basarsam şu olsun, buna basarsam bu olsun gibi. Bunları siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. İki kere basarsanız şu olsun, üç kere basarsanız bu olsun gibi farklı fonksiyonları bu tuşlar üzerinden düzenlemeniz ve aktif etmeniz mümkün hale geliyor.
Gelelim ürünün fiyatına. Ben her videoda fiyatlardan bahsediyorum biliyorsunuz. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle yaklaşık olarak 1600 TL civarında bir fiyatı vardı. Özelliklerine göre bakacak olursam bence iyi bir fiyat, onu söyleyebilirim. Çok ucuz değil, öyle bir iddiam yok. Çok pahalı da değil. Bence alınabilecek bir noktada olduğumu söyleyebilirim. Rakiplerine baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı bu fiyat aralığında genelde geziyor ürünlerin fiyatları. Ama Kinetic Hopper'ın sunduklarına göre fiyatı nasıl derseniz ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Kinetic Hopper'ı anlatmaya çalıştım. Güzel bir ürün olmuş. Kinetic'in diğer ürünlerinde olduğu gibi ben çok beğendim. Sorunsuz bir kurulumu var. Sorunsuz bir kullanımı var. Özellikle de böyle Wi-Fi 6 ihtiyacı olanlar için, evinde Wi-Fi 6 cihazlarınız da varsa mutlaka önereceğim bir ürün olmuş. Beraberinde bir yine Wi-Fi 6 uyumlu başka bir Kinetic ürünü, mesela Sprinter gibi ürünler alırsanız çok güzel bir şekilde kesintisiz bir deneyimle kullanmaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her zamanki uyarılarımı tekrarlıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz ürünler geliyor ama abone sayısı ne kadar artarsa bu tarz ürünlerin sayısı da o oranda artacaktır. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Onlara da tek bir tıkla abone olabilir ve beni oralarda da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.